Can hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Güzel. Bugün biraz böyle seninle bütün zamana yayılan bir sohbet yapmak istiyorum. Son dönem üretimlerine de geleceğim ama üretimlerden başlayalım. Birincisi şeyi çok merak ediyorum. Sen mesela sözle mi başlarsın? Bir riff ya da bir melodi yakalar oradan mı başlarsın? Yoksa bunun böyle bir kuralı yok, hepsi iç içe mi diyorsun? Hep değişiyor. Yani bazen enstrümanı kurcalarken bir riff çıkıveriyor işte. Bazen bir cümle melodisiyle beraber aynı anda gelebiliyor falan. Bu böyle hakikaten kuralsız yani benim için. Bir şeyi tetikliyor yani. O malzeme hep gözüm açık, kulağım açık. Peki üreteceğin müzik türüne göre değişebilir mi bu süreç? Değişir. Yani eğer rap müzik yapıyorsam muhtemelen önce beat yaparım, ondan sonra sözle uğraşırım. Ama onun dışında genelde akustik enstrümanlarla çalışıyorsun ve akustik enstrümanlar belirliyor. Harika. O zaman enstrümanlardan başlayalım. İlk enstrümanını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Neydi? Böyle bir oktavlık bir Glockenspiel oyuncak. Kaç yaşındaydın? 4-5 yaşındaydım. Bak postacı geliyor falan, çalabiliyordum onu. Ha, çalıyordun. annen baban aldı sana falan. Abimden kalma bir şey. Abimden kalma. Peki ilk şeyini hatırlıyor musun? O enstrümanla ilişkini hatırlıyor musun? Bak postacı geliyor haricinde. Ya bir ses çıkıyor ve bu iyi geliyor. Ya da birileri dinleyip evladım ne güzel çalıyorsun falan, böyle bir şey var mıydı? O da vardı ama aynı zamanda bir oyuncak olduğu için tekerlekleri vardı. Ben o küçücük ayaklarımla onun üstünde kaykay yapabiliyordum. O giderken şıngır şıngır diye ses de çıkarıyordu. Kafa ütülüyordum aslında, bir tebrik almaktan ziyade yeter artık gibi bir şey vardı. Sen ilk enstrümanını farklı amaçlarla kullanmayı da öğrendin. Harika. Peki sonra gerçekten ya bu müzik iyi bir şey, kendimi ifade etmek için iyi. Ya da ne bileyim sevilmek için iyi aile ortamında falan. Bu duygular ne zaman gelmeye başladı? Yavaş yavaş şeye gelmek istiyorum aslında, onu söyleyeyim. Yani ne zaman sen ya ben artık kendimi böyle ifade edeceğim gitarla, bununla her neyse. Çok sonra aslında. Yani o çocukken enstrümanlarla haşır neşir olma benim böyle iç dünyama kapanma aracıydı daha ziyade. Yani bir ifade etme veya işte birileri ailenin önüne çıkayım da bir şeyler perform edeyim hiç istemiyordum bile hatta. Çok çekingendim. Sonra liseye gelince aslında rap müzikle ilgilenmeye başladıktan sonra birazcık daha onda bile mutfağında kalayım işin gibi bir yerde. Daha beatmaker, producer gibi çalışıyordum. En nihayetinde ta işte üniversitede 2009-2010 civarında şarkılarımı SoundCloud'a yüklemeye başladım, kendi yaptığım şeyleri. Bir ilgi gördü. İlgi görünce yani arz ettikçe talep oluştu gibi bir şey oldu. Öyle bir döngüye girdim işte. 2010'un biraz öncesi, lise yıllarında biraz kalalım sonra 2010'a geçelim. 2010 sonrası çünkü artık o bir kırılma noktası. O SoundCloud gecesini soracağım, şimdiden söyleyeyim. Yani onu yüklemeye karar verdiğin anı soracağım. Ama biraz öncesine gidelim. Şimdi lise, İstanbul'dasın lisede. Ve birden rap. O rap sana nasıl geldi? Rap'le nasıl tanıştın? Nasıl o dünyanın dinleyicisi oldun ve sonra da üreticisi? Ortaokulun sonlarına doğru Eminem The Eminem Show albümünü çıkarmıştı. Meşhur. Evet. Sert. Evet. O sertlik o zaman çok ilgi çekiyordu. Geçenlerde dinledim. Bayağı da iyiymiş. Bayağı da sert ve iyi. Yani o zaman değil, şimdi için de öyle. Evet evet. Zaten hala yani gündemde kalabilen bir albüm yani. Şey, Cleaning Out My Closet parçası ile yakalamıştı beni ilk. Halbuki daha önce de hani komikli şeyler de yapıyordu yani, mizahi ve saldırgan işleri vardı Eminem'in. Ondan sonra bir hani kimler yapmış ya bu işi derken işte Dr. Dre çıkıveriyor arkasından. Oradan zaten bir külliyat çıkıyor falan. Öyle işin içine girdim. Sonra internette Türkiye'de böyle yeni aslında palazlanıyordu. Şimdiki hali gibi değildi 2000'lerin ortasında. Böyle Türkçe underground rap forumları falan keşfettim işte. İnternete erişim olabildiği için. Yazları sadece. Ondan sonra da zaten sonu gelmedi yani. Çektikçe geliyor bir sürü yani şey. Yani batı yakası, doğu yakası. Batıcı mıydın, doğucu muydun? Ben daha batıcıyım. Çok sen batıcısın. O tartışmalarla rapin içine girdin ama şimdi şunu da merak ediyorum. Yani lisedeki veya ortaokul son lise falan o tarihlerdeki canı tam hayal edemiyorum ama benim seninle tanışıklığım, sohbetlerim, hatta dostluğum çok sakin, çok... Hatta içine kapanık, haddimi aşıyorsam özür dilerim. Evet, hatta içine kapanık olmayı tercih eden, belki karakteri böyle olmasa bile içine kapanık olmayı tercih eden çok sakin bir insan ve nasıl oldu? Herkes ya
kimse böyle tamamen... Soru çok güzeldi ama soru şu. Bu nereden geldi? Bu nereden yani geldi? Herkesin içinde var o. Ama hani nasıl, nereye kanalize ettiğiyle alakalı bir durum bence bu. Hı-hı. Yani o içine kapanıklık da illa inanılmaz sükunet içinde geçen bir şey değil yani. Ben de içeride bambaşka bir şey yaşıyorum. Ben sana çok net bir şey söyleyeceğim kendimle ilgili. Ben mesela böyle bir sunum ya da bir iş olacağı zaman ve böyle işte çıkacağım, beyaz saçlı bir amca çıkacak anlatacak filan halinde kuliste çoğu zaman Rage Against the Machine filan dinliyorum. Hala neredeyse yani herhalde bende en çok dinlenen şarkı hep Killing in the Name çıkacaktır. Hep onu dinliyorum. O bir şekilde bir şey oluyor. Sen de o adam mısın? Böyle içeriden vuruyor bana. Evet, yani o zarar da verebiliyor insana tabii ama onu işte o zarar vermesin de biraz dışarı taşsın diye o biraz müzikle gerçekleşti bende. Yani aslında akustik dediğimiz işte diğer o singer-songwriter şarkı yazarı işlerinde de yani günlük hayatta da o kadar da üzgün, hüzünlü işte de değilim ben. Yani değilsin, değilsin. O ikisi de tam olarak ikisi birden de değilim yani. Arasında bir yerdeyim ama hani... müzikteki duyguları daha uçta yaşıyorum diyebilirim belki. Evet, o akustik işlerine de geleceğim ama şimdi şurada hala o lisedeki o SoundCloud gecesine kadar gelmek istiyorum. O zamanlar biraz artık gitar falan da çalıyor muydun? Biraz başlamıştım. Ama şey değil, kamusal alanda çalmıyorsun. Yok. Ev partilerinin aranan Hotel California şarkıcısı değilsin ev falan. Ev partisi ne zaten o zaman benim için. Benim zamanımda vardı. Kendi zamanımdan soru sordum. Ve neyse yavaş yavaş beatler yapmaya başlıyorsun filan galiba. Hı-hı. Doğru gidiyorum. Ve bir gece nasıl karar verdin? Ya dur ben bunları yükleyeyim, nasıl oldu? Kırılma noktasını öğrenmek istiyorum. Beatler yaparken bir yandan da nakaratlar besteliyordum aslında rap müzik için. Yani sözüyle ve melodisiyle. Çünkü artık melodik nakaratlar kullanılmaya başlanmıştı 2000'lerde. Onu yaparken artık böyle şeye dönüştü. İyice hibrit bir müzik yaptığımı fark etmeye başladım. Yani artık bir melodik verse de yazıyorum. Yani aslında R&B'ye kayarken yanlışlıkla tamamen... akustik bir müziğe kayarken akustiğe kayar. Çok iyiymiş ya. Süper. Harika. Peki bir yandan şiirle ilgili misin? Çünkü hani şunun da altını çizmek lazım. İşte Batı yakası, dağı hepsi. Hı-hı. Afro-Amerikan şairlerin çok derin bir etkisi vardır. Hı-hı. Güncel şiirin, Amerikan güncel şiirinin çok derin bir etkisi vardır. Oranın rapinde. Dünyanın her yerinde. Fransa'da keza böyledir. Türkiye'de de böyle mi? Bilmiyorum. Böyle olanını hissettiğimde zaten ben de çok yükseliyorum. Evet, çok belli ediyor zaten. Çok belli eder. Yani sözün değeri var orada. Hı-hı. Ve sonuçta bu bir şairlik. Hı-hı. Yani tabii. Bunun adını koymak lazım. Zaten yani. Rap'in açılımını öyle de tarif ederler aslında. Hı-hı. Hani Rhythmic American Poetry diye. Yani evet. Rhythmic American şiiri diye. Dolayısıyla onu yapan da şair gibi oluyor. Aslında doğrudan şiire veya bir edebiyat türüne ilgi gibi değil de kelimelere ve onlarla oynamaya çok meraklıyım çok küçük yaştan beri. Dolayısıyla yani onu da çok fark etmeden belki de bir edebi alt kategorinin içinde yapmış olabilirim. Yani okuyordum ama bizim jenerasyonun okuması illa açıyorum kitap okuyorum gibi değil de biraz internet okuması şeklinde de gelişti. O yüzden de böyle hani iyi bir internet okur yazarıyım. Süper. Öyle söyleyeyim. Peki aynı dönemde iyi bir internet network'ü ismi miydin? Yani çünkü bu bir şeyi de gerektiriyor işte. Onunla yazışıyorsun, oraya gönderiyor. Böyle bir çevre oluşmaya başlamış mıydı? Sadece internet üzerinden var oldum zaten ilk etapta. Yani ben odasından çıkmayan bir insanım. Evet, senin 2010'daki seni sürekli hayal etmek istiyorum. Odasından çıkmıyor, burada onu yapıyor falan. Bir çevrende oldu ama. Tabii online olarak müzik üretince... Ondan sonra o insanlarla bir araya da geliniyor. Ufak bir böyle küçük bir çete gibiydik yani o dönemler. Yani çete denmez de bir ekip tabii. Ekip. Şaka yapıyorum. O ekiple devam ederken sonra kendi şarkılarımı da yükledim ama bir yandan da bir üniversitede müzik okuma noktasına geldim. Aslında işler esas ondan sonra başka. Üniversite neresi? Bilgi Üniversitesi Müzik okudum ben. Süper, mezun oldum. Süperdi hocalar. Yani hepsinin adını saygıyla anmak, hepsinin
2000'lerin başından beri değil 2010'lar, 2000'lerin başı, 90'ların sonu, 2000'lerin başından beri Türkiye'de her tür müziğe, hı-hı, özellikle caz müziği diye altını çizebilirim ben ama genel olarak her tür müziğe ve arka plana da katkıları var. Yani hala o teknisyenler, ses teknisyenleri, kayıt teknisyenleri, kompozörler hepsi orada. Yani çok değerli bir, evet, okul. Yani tabii bir caz dönemi var. Ondan, hı, sonra ben caz bölümü okumadım. Ama tabii kompozisyona, müzik kompozisyonuna eğildim. Dediğiniz gibi her şey var. Yani teknik tarafında da derslerimiz vardı. Dolayısıyla böyle tam bir müzik insanı yetiştirme okulu diyebiliriz. Peki bilgiyi girdikten sonra o geçmiş yıllarını bir sorguladın mı? Ya ben ne yapıyormuşum evde? Meğer şurası yanlışmış ya da şu iyiymiş ya, bu daha ham bir şeymiş. Okulda kötü bu falan filan oldu mu böyle bir iki tarafa doğru? Şey gibi oluyor. Birkaç sene bir ara veriyorsun. Mezun olup sonra tekrar oraya dönüyorsun gibi bir şey var aslında. Yani o 4 yıl evet yelpazeyi genişlettim. Ama artık yapmakta olduğum şeyleri daha iyi yapabilecek bir donanıma sahibim gibi bir etkisi var. Hani eskiden yaptığım şeyler o yaşta o imkanlarla yapabildiğim şeyleri hala seviyorum. Kimisi tabii ki kötü ama hani iyi bulduğum şeyler de var. Bir şekilde okul okumadan da birilerine dokunabilmiş, o zaman paylaşmaya başladım müzik. Çünkü 2006'dan beri aşağı yukarı müziği paylaşıyorum ben yaptığım şeyleri. 2010 daha hani bir sonraki etabın başlangıcı, hı-hı, gibi oluyor. Hı-hı. Zaten 2013'te de mezun oldum. Ondan sonra da böyle bir kariyer başladı gibi oldu. 2006, 2010, 2013. O kırılma noktalarının peşinde gidiyorum. 2013'ten sonrası kendini artık tümüyle buraya ait, bu ekosisteme ait hissetmen ve artık ben yola çıkıyorum demen nasıl oldu? Hangi kimlikle çıktın ilk? İlk can olarak mı çıktın? Candan öncesi Yüken mi? İlk yıllarda öyle bir şey vardı 2009'a kadar. Bir 3 yıl, 2-3 yıl bir nickname'le Yüken'le ortalıktaydım. Sonra Can Kazaz'a döndüm ve hep öyle kaldım. Ve işte orada artık yani bir prodüktör, bir ekip ya da nasıl oldu? Yani o süreci bir anlatır mısın? İlk albüme giden yolu çizelim biraz da. İlk singer-songwriter albümünden bahsediyoruz. O şöyle oldu, yine o benim inatçı dediğimiz kişi dedi ki yani dünya dijitale kayıyor, bu belli. Türkiye henüz adapte olamamıştı piyasa o zaman. Yani Spotify veya işte Apple Music gibi bütün bu DSP'ler ortalıkta tam olarak yoktu, yeni yeni giriyordu piyasaya ama sektörün oraya doğru gideceği belliydi. Dolayısıyla buna yönelik çalışmak gerektiğini düşünüyordum ben. 2010-2012 arasında böyle tek tek SoundCloud'a demo gibi şeyler yüklerken en sonunda albüm yapsana diyenler oldu. Ben ufak bir kitleye hitap ediyordum o zaman. Tamam o zaman dedim. Bütün hepsini aldım. Onların tek bir albüm yaptım. Bir albüm koydum ismini. Ve bunu bütün DSP'lerde yayınlayacak. Ve bunu hani bağımsız, hatta işte kendin pişir kendin ye şeklinde yaptım. Oradaki amacım CD basmadan işte dijital olarak da müzisyen artık böyle geçinebilir, bunları buradan gelir sağlayabilir ve aynı zamanda bağımsızlaşabilir, üretimine kimse burnunu sokamaz gibi bir arka planım vardı. Ve de tek amacım amorti etmekti yani o albüme yapacağım. Edebildin mi? Ettim. Kısa sürede ettim aslında. Gerçekten. Çünkü çok az yatırım yapmıştım. Gerçekten. Peki o büyük iddiada karşılığını buldu mu? Müzisyen buradan bağımsız bir şekilde hayatını sürdürebilir iddiası karşılığını buldu mu? Buldum tabii. Bugün de buluyor mu bu? Aradan tam 10 küsur yıl geçmiş. 10 diyelim. Hı. 10 yıl sonra hala burada müzisyen bu şekilde varlığını koruyarak bağımsızlığını, özellikle de ekonomik bağımsızlığını, hı-hı, koruyabiliyor mu? Kreatif olarak yani ben bağımsızlığı biraz şey gibi tanımlıyorum. Yani müzisyenin bağımsız olmasını. Yani yaptığı müziği istediği gibi üretmesi. Yani şuraya da darbuka koyalım, şuraya da işte şöyle arabesk yaylı çaldıralım diyen birinin müdahalesi olmadan kendi versin o kararı. Zihnindeki. Yani, evet, yani darbuka istiyorsa yine koysun. Veya arabesk yaylısını ama hani dışarıdan müdahaleyle bu satar, bu tutar için yaptığı bir şey değil de isteğiyle yaptığı bir şey olduğu zaman o zaman bağımsız bir müzik üretimi gerçekleşiyor. Ekonomik olarak ise yani kapitalist sistemde öyle apayrı anarşik olarak var olmak çok mümkün olmuyor. Çünkü hemen
büyükler bütün pastaları paylaşıyorlar sistem değiştiği andan itibaren. Vallahi büyüklerde bile galiba geçen sene mi önceki sene mi ne Johnny Greenwood Radiohead'in efsane Johnny Greenwood, sadece Radiohead değil nice prodüksiyonda adı olan Johnny Greenwood bile şeyi açıklamıştı, dijital platformlardan yıllık gelirini açıklamıştı. Yani evet. Zor yani. Zor. O yüzden hani konser olabilir işte birazcık daha müzisyeni aslında influencer olmaya iten bir düzen oluştu bu 10 yıl içinde ve şeye yine geleceğiz de Can senin yani müzik üretimini araya tam bunları söylemişken sen şimdi hem burada analog ve dijital demek istemiyorum ama kolayca anlatabileceğim için öyle soracağım yanlış anlama. Hem analog üreten hem dijital üreten bir insansın. Yani hem çok ne denir konvansiyonel bir üretimin dinamiklerini de biliyorsun hem de bir yandan teknolojiyi işte 2005'lerden 2003'lerden beri takip ediyorsun. İnternet çağının üretim dinamiklerini biliyorsun. Hı. Nereye gidecek bu iş? Nasıl görüyorsun? Çok görmek mümkün değil artık böyle upuzun. Eskiden böyle bir 10 yılı falan görmek mümkün gibi geliyordu. Şimdi böyle o kadar hızlı değişiyor ki ve o kadar da çeşitlilik var ki ve hepsini birden görebiliyoruz ve tüketebiliyoruz ki artık böyle hangisi nereden çıkar belli olmuyor gibi bir şey var. O yüzden böyle bir istikrar kelimesi çok kullanılıyor artık müzik piyasasında. Yani sürekli yaparsan, ısrarla yaparsan, düzenli bir tempoyla yaparsan ve üretmeye devam edersen, paylaşırsan olur falan gibi bir iddia var. Yani ben sürekliliğe her zaman katılırım. Bunda ben de böyle derim ama bunu işte yani sektörel olarak anlatacak biri ne haddime de değil, bunu öngöremem de. Ama şeyler ilgimi çekiyor. Biz yarının dünyasında şeyi çok konuşuyoruz işte blok zincir. Blok zincirin uçtan uca... telifi uçtan uca şifreliyor olması ya da iletiyor olmasını ben hep önemsiyorum. Hatta hep diyorum ki belki de telif kavramının yeni mantığı buradan oluşacak. Bilmiyorum oluşur mu? Biz bu sohbetleri yaparken bir sene önce, iki sene önce NFT'yi çok konuşuyorduk. Yani bugün mesela NFT'yi o kadar duymuyorum. O trend aşağı doğru mu indi? Bir trend miydi o ya da bir realiteydi de o gün mü yanlış görüldü? Sen müzik çerçevesinden baktığında blok zincir eğer biliyorsan bu konuda herhangi bir kafanda cümle varsa o ya da genel olarak nasıl görüyorsun teknolojinin sizin işinize katkısını ya da varsa bir zararını? Ya açıkçası o sistemlerin geliştirilmesini bekleyen bir taraftan bakıyorum ben. Yani oturayım da buna kafayı yorayım. Hani bir girişimci gibi hadi abi blockchain'e giriyoruz veya NFT'ye giriyoruz gibi bir şeyleri yapmayı hemen yapmayı doğru bulmuyorum. Birazcık izleyip işler nereye gidiyor görüyorum. Dolayısıyla o bahsettiğin hani zıplayan, düşen trenlere çok binmiyorum açıkçası. Bakıp birazcık nereye gittiğini görme ihtiyacım oluyor. Ama o da çok hızlı değişiyor zaten dediğim gibi. Hazırda bekleyen, biraz mesafede duran aslında. Sen hep böyle bir kol boyu mesafeyi tercih ediyorsun. analog ya da dijital bir işi yapıyorsun. Sözünü yazdın ya da işte nasıl ürettiysen üredim. Oldu, tamam, bu bitti deyip bağladığın yer neresidir? Nerede oldu dersin? Nerede inanırsın? Mesela kendince dinlettiğin ve bir geri bildirim aldığın bir iki kişilik olsun bir fokus grubun mu var? Kendi kendine mi karar verirsin? Var. En yakınımdakiler dinler mutlaka. Onların fikirleri de önemli olabiliyor ama bazen bitmiş şeyi de yani hani mikse gidecek artık noktasında da dinletebiliyorum ama hani çok kritik bir yorum gelirse bir şeyler değiştirebiliyorum. Genelde kendi başıma karar veriyorum buna. Nerede karar veriyorum? Bu inanılmaz zor cevaplaması. Yani bir form, bir estetik oluşturmaya çalıştığım için o formu tamamlıyorsa ifade etmek istediğim şeye yaptığım bütün müzikal elementler doğru hizmet ediyorsa, doğrudan kastım yani ne fazla ne eksik. Yani hani bol bol her yere enstrüman çalalım gibi de değil. Veya işte böyle bir eşliksiz çok tek başına bırakmak da değil. Yani ifade neyse sözdeki veya melodide onu doğru süsleyen, ona hizmet etmeye çalışan bir prodüksiyon anlayışım var benim. Dolayısıyla biraz sade tutmaya çalışırım genelde. Çok kalabalık olmaz yani. Ve de hani bitti deyince bitiyor gibi bir şey ya. Hani
Çok iyi. Çünkü bitti sonu yok yani şey. Aslında. Tabii yok. Peki bitti deyince bitti, ondan sonra paylaştın. İstersen bir platformda paylaştın, dinleyenler dinledi ya da bir konsere çıktın. Ve bu paylaştıkların içinde bir tane eser olsun, bir şarkın olsun. Bu senin için çok içini döktüğün, çok özel şeyleri ifade eden falan filan. Hatta tırnak içinde en güvendiğin. Almadı cevap. Almayabilir. Oldu mu hiç böyle bir tabii. şey? Olmuş. Ne hissedersin o zaman? Eski yani hepsi, onun da hepsi her seferinde aynı hissiyata sahip olmuyorum. Eskiden daha çok ya nasıl olur da olmaz gibi bir isyan veya işte hemen böyle dışarıda arayan bir moda geçiyordum. Ama artık böyle demek ki tamam ben yapamamışım veya hani ben diyor yani şey gibi. Bir bu, dost olarak yapamamışıma engel olmak istedim de yüzüm o yüzden böyle oldu. O yapamamışım değil bence. Kendi bağlamında yapmışım da. Hitap edecek şey bu değilmiş. Onu doğru belirleyememişim. Yani onu kastediyorum. Dolayısıyla hani perspektifimi biraz değiştiriyorum. Yani ondan tamamen vazgeçmiyorum. Onu hala sevmeye devam ediyorum falan ama tamam bu tutmuyor. Bu benden yapınca hatta ben yapınca, ben söyleyince tutmuyor belki. Yani başka biri söylese çok daha başka bir yerlere gidebilecek bir parça. Bazen ben söylediğim için hiç ilgi görmüyor veya tam tersi de olabiliyor bunun. Tam tersini soracaktım. Senin için böyle bir şarkı bir anda bütün konserlerde o söylenir, istenir oldu. Ya da işte dinleme rakamları var. Bugün artık her şey çok daha kolay istatistik elde ediliyor. Bu sefer onu daha çok sevmeye başlayıp ona yükleniyor musun? Bu sefer de o daha değerli hale geliyor mu? İster istemez geliyordur herhalde. Yani daha benim için daha değerli gibi değil de talep gördüğü için onu tabii sunma sıklığımı arttırıyorum yani haliyle. Ya bir parça hiç ilgi görmüyorsa onu konser set listinde tutmanın alemi yok. Boş boşuna insanlar orada çünkü böyle bakıyorlar hani sıkılarak. Ama ya zaten belli bir sürem var ve bir sürü yerine koyabileceğim bir şarkı var. O yüzden. ama hani belli başlı bir liste var benden sevilenler gibi. Onları mutlaka konserlerde söylemeye çalışıyorum. Bu soruyu yani bu işte şarkının sendeki duygusal karşılığının dinleyendeki karşılığı sorusunu biraz da şundan sordum. Bizim seninle tanışmamız, ilk sohbetlerimizde de aslında bunları söylemiştim. Sen şarkılarıyla böyle tanımlamayı sevmesem de kısaca anlatıyor. Dertleşen bir adamsın. Şarkıları aracılığıyla. Bu dertleşmek ile dert anlatmak değil. Meselelerini de böyle paylaşıyorsun ki birazdan onu da soracağım. Doğayı soracağım sana. Meselelerini de böyle anlatıyorsun. Şimdi insan meselesini, derdini bu tarafa anlatıp buradan cevap alamayınca başka bir kırgınlık olabilir. Sürsün bahar. Şimdi oradaki meseleyi, derdi tekrar etmeyeceğim ama gayet iyi biliyorsun. Ne demek istediğimi de anladın. Seni tanıyanlar da anlamıştır. Şu anda anlamayanlar da Google'a yazdığında o Sürsün Bahar'ın neden bestelendiğini şey yapacaklardır, anlayacaklardır. Mesela sana iyi geldi mi o dert? Çünkü Sürsün Bahar o şeyi aldı. Karşı tarafa da tümüyle geçti. Sürsün Bahar böyle kitlesel olarak herkesin o derdi beraber paylaştığı bir şey oldu. Seni iyileştirdi mi bu? Evet. O meselede. Yani böyle net evet diye kısacık bir cevap verebilirim ama onu da aslında şeyde fark ettim. Şengül Hablemitoğlu ile bir söyleşimiz oldu bizim. Onun yaz üzerine çalışmaları var. Ve çok da değerli bir kitabı var. Aynen öyle. Onunla söyleşirken fark ettim. Yani öyle kilit sorular sordu ki tabii. Çok... Tamamen Sürsün Bahar üzerine neredeyse konuştuğumuz bir podcast yayını o. Orada yani Sürsün Bahar şarkısı aslında bir yaz sürecinin sonlandırma ağıtıymış. Yani ona yaz sürecine eşlik eden değil veya onu başlatan hani üzülmeme sebep olan bir şey değil. Artık bir dönemin sonu yani yaz sürecimin sonu. Buna işaret eden, nokta koyan bir parça. Dolayısıyla yaz sürecimi sağlıklı sonlandırdığımın bir... şeyi oldu, kanıtı ya da paylaşımı. Sembolü gibi sembolü hatta. Oldu, harika. Hadi doğaya geçelim. Doğa çünkü senin bir meselen. Kuşlar, ağaçlar, kızılgerdanlar, toprak, toprak, su... doğayla iç içe olmayı çok seven birisin. Hatta bunu uzun süre yaşadın da. Gerçekten iyi geldi mi o süreç sana? Doğanın içinde olduğun süreç? Aslında o süreç esnasında Sürsün Bahar albümü tamamen ortaya çıktı. İyi geldi şeyler de oldu. Hani çok da olmasa da olurdu şeyler de oldu yani. Çok ama ciddi yani hayatımın böyle emeklilik yaşlarında
yaşamaktansa şimdi yaşamaktan çok memnun olduğum bir deneyim diyebilirim. Çok fazla şey öğrendim o süreçte. Hayata, kendi yani bedenime, sağlığıma, işte doğaya, doğanın işleyişine dair birçok şey deneyimledim. Dolayısıyla kesinlikle iyi geldi demek lazım. Peki mesela ve toprak, yani son harime geliyorum. Ve toprakta da o deneyimin, o zamanların izleri hala var değil mi? Çünkü o zamanlar ben C, benim seni tanıdığım kayıtı, sen de sanki bütün ömrüne yayılacak bazı izler bıraktı o deneyim. Var mı? Ve toprak aslında birazcık daha böyle yollar ve su ve toprak diye giden bir serinin parçası. Sürsün Bağır'la doğrudan bir ilişkisi yok yani o yıllarla. Hatta yani belki de biraz bağımsız yani her albümle ilişki kurabilirim tabii ki. Ben Sizden Kaçtım albümüme de birazcık benziyor. Ve toprak isminin olmasının sebebi birazcık daha birden fazla anlamı var. Yani işte bu topraklara dair müzik var. Bu topraklardan hikayeler de var. İşte toprağın dilinden bir şarkı da var gibi gibi. Dolayısıyla bir temanın adı orada toprak. Ama tabii ki doğayla, doğadan ilham alan bir kelime ister istemez. Haliyle öyle bir ilişkisi var. Tam olarak o daha analog işlerinde o doğanın içindeki seni görüyorum ama bir yandan da diğer yaptığım bütün işlerde, rap başta olmak üzere diğer elektronik işlerinde de bayağı şehir adamısın sen yani. Bayağı şehir insanısın. Doğru mu bu gözlem? Yani şehirde doğup, İstanbul'un göbeğinde doğup büyüdüm. Sadece hayatımın çok kısa bir döneminde köye gittim. Dolayısıyla yani şehire geri döndüm zaten. Şehirleri de seviyorum yani aslında. Başka bir mod yani o hani her zaman içinde olmak istediğim o bütün o keşmekeşini sevdiğim anlamına gelmiyor ama birçok açıdan da böyle hoşuma gidiyor. Yani illa İstanbul üzerinde söylemiyorum yani gezebildiğim büyük şehirlerin de büyük çoğunluğunu sevdim. Şimdi soruyorum sonra ben aradan çekiliyorum çünkü geniş bir şey paragraf istiyorum senden önümüzdeki zaman dilimi için konser. Düet ya da grup çalışması ya da birine vereceğin bir şarkı ya da yeni albüm ya da yeni tekli ya da üçlü, beşli, kayıt neyse neler yapıyorsun, neler var tezgahında? Hepsini saydım. Bunların hepsi var mı? Yani evet. Hepsini o zaman ne olur başlık başlık söyle. Planlanmış konser. Bir düet var. Düet kiminle? Sürpriz. Planlanmış onu sürpriz. Yani tam yani hepsi var ama hiçbirini söylemeyeceksin gibi bir ilerliyoruz. Bir kısmı söyleyeceğim. Düeti söylemiyorsun. Düeti söylemeyeyim. Ben sürpriz olmasını tamam, istiyorum. Tamam harika. Benim tabii, için tabii. Önemli ve Türkiye'den biri değil. Şoka o kadar da değil ya. Siz niye? Siz biliyor musunuz? Herkes biliyor gibi. Aa, bir tek ben mi bilmiyorum? Çok tuhaf bir program. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Söylenmeyen ama Türkiye'den olmayan biriyle yapılan düet. Yaz boyunca konserler. tekli albüm, üçlü, beşli, stüdyo bir kayıtlar. Bir albüm üzerinde daha çalışıyorum. Bir albüm üstünde çalışıyorsun. Konsept bir albüm mü olacak? Konsept, akustik hatta ve toprak ve var sırada. Su. O vardı. Su vardı bir dakika. Ve toprak ne oldu, ne kaldı? Tahta falan. Aa tamam onu da söyleyemedik. Onu da şimdi çözeriz. Başka soru ne vardı? Bir soru daha. Yok tamam konserleri konuştuk. Ha, başkalarına şarkı veriyormuş. Başkasına şarkı verecek misin? Var mı böyle bir şeyler ya da böyle bir çalışma yani, var mı? Ya prodüksiyon yapıyorum bir yandan. Benim Son Orman diye bir... Ha, Son Orman'ı evet onu da biraz konuşalım. Müzik çatısı diyeyim. Hı-hı. Yani çünkü aslında her şey yani benim bugüne kadar edindiğim bütün bu network'ü, bütün becerileri ne varsa... böyle birbirine bir ekosistem gibi bağladığım bir aslında yapı bu. Dolayısıyla yapım dağıtımı da bunun altında gerçekleştiriyorum. İşte eğer birileri bir plak şirketiyle görüşmek istiyorsa bizden çıkma ya biz, veya bizim gücümüz yetmeyecekse yatırım gerekiyorsa insanları buluşturmak gibi bir özelliğimiz var. Onun dışında bir müzik kariyerine dair danışmanlıklar verebiliyoruz. Yani nasıl, hangi yoldan bu müzikle, bu imajla veya bizim belirleyeceğimiz imajla nasıl bir yere gidersen senin için iyi olur'a dair bir hizmet diyebilirim. Şu anda kimlerle çalışıyorsun? Var mı bu ekosistemde söyleyebileceğin var. İsimler var mı? Duy diye bir grup var. O benim bütün yani
bütün şarkıları ben yapıyorum baştan sona aslında. Yani şarkılar onların. Ben aranjörlüğünü ve mix masteringini yapıyorum. Hı hı, hı. Son hale getiriyorum. Ve onun diğer dışında, bütün o yönetimi yapıyorsun. Evet. Duyla ilgili. Hı-hı. Yapıyorsunuz son evet, ormanda. Evet. Uzayda Surf diye çok genç bir böyle surf rock'a da değinen işte ama böyle biraz alternatif rock'ta diyebileceğimiz artık böyle türlerin içine geçtiği bir grubumuz var. Onun dışında gelmekte olan henüz duymadığımız bir rapçi var. Harika. Bir de bir back kataloğumuz var. Benim bağımsız yaptığım işler, Can Dedeoğlu, Ilgaz Altın, İmre Hadi gibi isimlerin de eski katalogları bizde. Süper. Can çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. Ama son olarak bir şey daha soracağım ve onunla da kapatalım. bu son sorunun içinde o sürprizleri söylemek zorunda değilsin. O anlamda bir son soru değil ama şunu soracağım. Yarının dünyasını nasıl görüyorsun? Yarının dünyasını nasıl görüyorsun? Şöyle sana çerçevelendireyim. Müzik açısından cevaplayabilirsin. Teknoloji açısından cevaplayabilirsin. Kişisel olarak yarın kendini görmek istediğin bir yer var mı? Yarın içerisinde kendimin var olabilmesini istiyorum. Kalıcı olabilmek isterim en çok. Bunun için de bizim aklı başında kalmış, iki kelam edebilen, işte birbirini dinleyebilen insanlar olarak kültürel sorumluluklarımız var bence. Dolayısıyla o kültürün nasıl şekilleneceğine dair üretimler yapıyoruz. Çok üstü kapalı konuşuyorum ama bence yok biz dinleyenler hepimiz çok iyi anlıyoruz. Yani ben hala sürprizi merak ediyorum ama hala yok. Sürprizi söylerim yayında. Geçen sefer de evet biliyorum. Yine ben öğrenmişim. Ben hep bir adım önde öğreniyorum. Ama şunu çok iyi anladım. Lafını bölmüş gibi oldum. Üstü kapalı konuşmuyorsun. Sana tümüyle katılıyorum. Alanımız her neyse biz burada hani kültür sanat diyoruz, bir başkası finans der, bir başkası teknoloji der, bir başkası bilim der ki bence bunların da hepsinin iç içe girmesi lazım. Şunu çok değerli buluyorum ben, o klişe gelir belki ama o eski sözcüğü severim, muhabbet. Muhabbetimizin daim olması lazım, zihnimizin açık olması lazım, sohbetimizin sürekli olması lazım diye anlıyorum. Evet. Yani kapalı değilmiş. Evet, yani birbirimizi dinlemeyi, bir arada yaşamayı öğrenerek buna dair üretimler, söylemler ortaya koyarak yaşamalıyız diyorum. Güzel bir yarının dünyası olsun hepimiz için. Sohbetimiz daim olsun. Ve birbirimizi dinleyerek dedin ya, seni dinlemek çok güzel dedikten sonra. Şimdi veda ediyoruz. Veda ettikten sonra ben şu sürprizi öğreneceğim ya. Kapatalım artık.